güzel bir hafta olması temennisiyle bugün avokado yetiştiriciliği ile ilgili artık 1-2 dakikalık videolar, 2-3 dakikalık videolar değil, daha çok böyle A'dan Z'ye, zaten bir 4-5 video çekeceğiz. A'dan Z'ye tüm yetiştiricilikle ilgili birçok konuyu irdeleyen soru cevap şeklinde bir yöntemle yürüyeceğiz. Bugün yardımcım burada, evladım burada. O soracak, benim asistanım yapacak bugün. Kendisine rica ettim, teşekkür ederim, sağ olsun. Sizden her konuyu bugün tartışacağız. Gerek YouTube kanalımızdan, gerekse diğer sosyal medya platformlarından gelen soruların tamamını not olarak döktük. Siz değerli avokado yetiştiricileriyle paylaşacağız. Avokado türü hakkında ve çeşitler hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Şimdi tabii avokado 1900 aslında Osmanlı döneminden itibaren Anadolu'ya giriş yapıyor. İstanbul'da, yine Yalova'da biz ağaç varlıklarına rastlıyoruz. 1950'li yıllarda da yine Akdeniz sahil kuşağıyla tanışıyor. Alanya ilçemizde avokadonun tanışması da 1960'lı yılların sonlarına doğru tekabül ediyor. Bugün ise artık kendi ekolojisinden çıkmış. Hatay'dan Muğla'ya kadar olan sahil bandında görebiliyoruz. Rize'de bile plantasyonlardan resimler geliyor, sorular geliyor. Dolayısıyla birçok bölgeye yayılmış. Uygun ekoloji yakaladığı an çok bölgede yetiştiriciliği yapılacak demek doğru değil. Ama Akdeniz sahil kuşağının meyvesidir demek daha teknik. Çeşitlerle ilgili bilgi verirken tabii ülkemizde daha çok belli standart çeşitler var. Bu standart çeşitler neyi kastediyor? Standart çeşitlerimizden biz işte daha çok Fuerte, Has, Zutano, Bacon, Ettinger ve en önemlisi birçok üretici tohumdan ekmiş ve bol miktarda, belki 8-10 tane standart çeşidimiz var ama belki binlerce de genotipimiz var. O genotipler içerisinde de çok değerli, çok verimli genotiplerin olduğunu biz biliyoruz. Peki, avokado iklim istekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii avokado iklim istekleriyle ilgili kendi ana vatanında toprak pH'si 6,5 civarında. Ama bizim ekolojimizde toprak daha çok 8'lere yakın bir pH aralığını biz buluyoruz. 8-8,5, işte 7.8 ile 8,5 arasında. Etkili sıcaklık toplamı gerekiyor, yağlı bir meyve olduğu için. Dolayısıyla düşük kız sıcaklıklarına hassasiyeti var. O yüzden çok yüksek sıcaklıkta dik gelişen çeşitler halindeki çeşitlerde zararlanmalara rastlıyoruz. Düşük kız sıcaklıklarında üşüme zararlarına rastlıyoruz. Dolayısıyla Akdeniz sahil kuşağında belli bölgelerin haricinde çok teknik olarak çıkmamakta büyük fayda var. Yüksek yaz sıcaklıklarının sorun olmadığı, çok yüksek sorun olmadığı ve düşük kız sıcaklıklarının problem yaratmayacağı ekolojilerde yetiştirmek bizim için önemli. Avokado'da ticari yetiştiricilik nasıl olmalıdır? Şimdi tabii birçok meyve türünde biz yetiştiricilikle ilgili 8-10 dönümden aşağı olmamak üzere bir yetiştiriciliği öneririz. Tabii ticari yetiştiricilikte 3 tane 5 tane ağaçtan ticari yetiştiricilikten bahsetmek mümkün değil ama 10 dönüm gibi bir ölçeği yakaladığınız zaman, 10 dönüm üzerine bir ölçeği yakaladığınız zaman ekonomik anlamda yetiştiriciliği zikretme imkanımız mevcut. Avokado'da bahçe tesis ederken nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi tabii ben aslında çok da güzel sormuş İbrahim Bey. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Avokado yetiştiriciliğinde hem bir taraftan gezelim bahçeyi hem de hasbihal ederim. Avokado yetiştiriciliğinde biz nelere dikkat edeceğiz? Bahçe kurmaya yeltenen, bahçe kurmayı tasavvur eden üreticimiz kesinlikle bir toprak analizi yapması lazım. Toprağımızın fiziksel ve kimyasal özelliklerini bilmesi lazım. Yine su rezervi ve kalitesiyle ilgili elimizde bir veri olması lazım. Yine topografyayı bilmesi lazım. Yani çevreye göre düşükte mi kalıyor, rüzgar erozyonu var mıdır, yok mudur? Mutlaka topografya, toprak, fiziksel ve kimyasal özellikler, yani toprak analizi ve su analizi bizim bilim kısacası kulaktan dolma bilgilerle değil, bilimsel ve teknik yürürse avokado yetiştiriciliğinde ciddi para var. Ama kulaktan dolma, dik sudan başka bir şey istemez. Çok teknik ve çok kirli bir bilgi var bu meyve türünde. Anormal bir kirlilik var.
Dolayısıyla biz hani burada insanları asla tenkit eleştiri anlamında değil ama lütfen size en yakın il ilçe müdürlüklerine, size en yakın teknik teşkilata başvurarak daha teknik, daha rasyonel, tatmin edici sorular alabilirsiniz. Öbür taraftan şeşidin dikim aralık mesafesi, tozlar şeşit seçimi, şeşidin bitki beslenmesi, yani fidan üreticisi bitki besleme programı yapıyor. Fidan üreticisi arkadaşım benim zırai mücadele programı yapıyor. Bunlar bir mühendislik işi, bunlar bir teknik iş, bunlar işin mutfağı, bunlar işin tatbikat boyutu. Şimdi arkadaşların bu konuda çok dikkatli olmasını ben özellikle rica ediyorum. Sulama yöntemi nasıl olmalı? Tabii avokado yetiştiriciliğinde biz sulamayı önemsiyoruz. Su kalitesini önemsiyoruz. Suda pH, sertlik ve EC değerini çok önemsiyoruz. Su mutlaka verimli olmalı. Çünkü avokado su tüketimi yüksek olan bir bitkidir demek doğru değil. Yani bölge sıcak. Bölge sıcak olduğu için evaporasyon dediğimiz terleme, transpirasyon dediğimiz buharlaşma nedeniyle su tüketimi çok yüksek. Bu yüzden biz daha çok dinlenmiş suyla bitki beslemeyi düzeltiyorum, sulamayı yapmamız lazım. Sulamada da mutlaka ve mutlaka bitki beslemeyi beraber hayata geçirmemiz lazım. Toprak hazırlığı nasıl olmalı? Şimdi tabii toprak hazırlığı güzel bir soru. Toprak analizinden sonra güzelce toprağımız eğer teras usulü dikim yapacaksak güzel hazırlanmalı. Düze dikim yapacaksak mutlaka sırta dikimi biz önemsiyoruz. Toprak hazırlığında özellikle kök yatağını çok iyi hazırlamamız lazım. Kök yatağı çünkü 50 yıllık bir yolculuk tohumdan başlıyor. Tohum aracından başlıyor. Zutanonun iyi bir anaç olduğunu biliyoruz. Fidan üreticisi vatandaş bunlara dikkat etsin. Geniş bir kök yatağı, derin ve süzek bir yapı, bitki besin maddesi ve organik maddece zengin bir yapıyla uzun bir yolculuğun başlaması gerekiyor ki erken meyveye yatırmamız lazım çünkü bitkiyi. Ağaç başına bizim çünkü yüksek yerleri hedefliyoruz. Bütün bunların her bir tanesini yapar isek tatmin edici bir verime kesinlikle ulaşacağız diye düşünüyorum ben. Drenaj önemli midir? Tabii ki. Şimdi ben her zaman Yusuf Bey'e buradan teşekkür ediyorum. Drenaj çok önemli. Niye önemli drenaj? İnsanlar sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği ama netice itibariyle fizyolojimiz, biyolojimiz gereği itibariyle lavabo ihtiyacımız oluyor. Bir şekilde toprağa bir sertülü bitki besin maddesini veriyoruz, gübreyi veriyoruz, suyu veriyoruz ama bir yerden suyun direni olması lazım. Eğer toprak bu verdiklerimizi direnetmezse, bir yerden atmazsa bir sefer zaman içerisinde bitkilerimizde yaşlanma, kuruma, toprak menşeli hastalıklarla ilgili sıkıntılar başlayacak ve ağaçlarımız erken yaşlanıp erken verimden düşecek. Bu yüzden Akdeniz sahil kuşağında drenaj çok önemli. O yüzden toprak analizi bizim için değerli. Özellikle saturasyon değerini biz çok iyi bilirsek drenajı biliyoruz. Çünkü bölgede avokadonun ekonomik ömrü, ben 50 yaşındaki bahçeleri gezdim burada. 40 yaşındaki bahçeleri geziyorum. Ama bahçelere bakıyorum. 18 yaşında, 20 yaşında bahçeler kurumaya başlamış. Bakıyorum drenaj yok. Drenaj olmadığı zaman bitkimiz erken yaşlanıyor, erken verimden de düşüyor. Fidan alırken nelere dikkat etmeliyiz? İsa Bey'e teşekkür ediyorum. Tabii fidan alımında dikkat edeceğimiz hususlar. Bir, mutlaka anacı sorgulamamız lazım. Fidanın fiyat pazarlığı yapılmamalı. Fiyatı 3 lira 5 lira o tartışmasına ben hiç olmadım olmamda. Bir emek var. Ama anacını bizim bilmemiz lazım. 1 liralık anaçla 2 liralık anaçla fidan üretimini, çöl üretimini artık bırakması lazım. Türkiye artık standart bir anaç belirleyip bu şekilde yürümeli. Buradan da ilgili kuruma benim hasreten önerim olur. Emekli bir araştırıcı olarak. Uygun tohum anacı ile ilgili elimizde veriler var. Çalışılmış arkadaşlarımızın ellerine emeklerine sağlık ama bunu üretici bandına çok iyi anlatmamız lazım. Üzerinde yara bere olmayan, saçak kök sistemi iyi gelişmiş, saksı ya da polietilen körüklü torba içerisinde bulunan, torf kök tohum yatağı, torf perli tohum yatağında büyütülmüş, aşılanmış ve aşılama yüksekliği ortalama 30 santimden çok yukarıda olmayan bir fidan ile aşılama yapalım. Ha sertifikalı fidan konusunda çok soru geliyor. Sertifikalı fidan doğru mudur? Sertifika doğru da Türkiye'de sertifika ticareti yapılıyor. Yani sertifikalı fidan ismine doğruluk demek değildir. Siz sertifikalı diye ettingeri zutanu diye dikebilirsiniz. Zutanu ettinger diye dikebilirsiniz. Mümkün değil ayırmanız. O yüzden sertifikaya takılmayacağız. Bizim takılacağımız tek bir şey var.
ismine doğru sağlıklı, aşılama yüksekliği belli olan ve sattığı ürünün arkasında duran fidancıyla yürüyeceğiz. Ve bir yıl o fidancı telefon açtığı zaman üretici gelip arazide fidanlarını kontrol edecek. Kuruyan varsa değiştirecek. Anaç yerin düzeltiyorum. Aşı yerinden enfeksiyon kapan, aşı yerinden kopan, kırılan rüzgarda fidanlara rastlıyoruz. Üretici diyor ki ya ben telefon açtım fidancı arkadaşıma, bana bahane üretiyor, mazeret üretiyor. Gelemiyor arkadaş yoğunluktan diyor. Bunlara çok böyle dikkat etmemiz lazım. Buradan da diğer fidancı arkadaşlarıma mesajım şu olsun. Lütfen sattığınız fidanın bir yıl arkasında durun. Sağlıklı fidan üretin. Bu sektörün önü en az 25 yıl açık. Ne olursunuz tohum yatağına çok itibar edin, çok dikkat edin. Ve boylu fidan satacağım diye aşılama yüksekliğinde çok yükseklerinde lütfen yapmayın. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.